Merhaba, programa hoş geldiniz. Evet, Damla'nın burada yatışı devam ediyor. O yüzden nasıl sonraki bütün programlar Damla'lı olacak gibi. Kendine yeni bir yer keşfedene kadar. Bu masayı seviyor. Şimdi kaç gündür Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun çarptığı motosiklet ve yaşamını yitiren kişiyi konuşuyoruz. Türkiye öyle bir ülke olmuş ki, daha doğrusu Türkiye böyle bir ülkeydi de, bu sosyal medyayla, Facebook ve Twitter ve benzeri şeylerle her şey çok açık konuşulmaya, yazılmaya, anlatılmaya başlandı. Mahkeme adamı yarın getirin demiş. Niye yarın onu bilmiyorum. Belki hukuki bir prosedürdür yani. Yani katil de biraz dinlensin evinde, yarına kadar bir kendine gelsin, yalanlarını toparlasın babından olabilir tabii yani. Katil sonuçta. Ama bir bakmışlar ki adam yarını beklememiş. Adam gitmiş. İzin vermişler. Katili uçakla göndermişler. Somali'ye mi gönderdiler, başka bir yere mi gitti onu bilmiyorum. Peki biz bu olayı ilk defa mı yaşıyoruz? Hayır, biz bu olayı ilk defa yaşamıyoruz. Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan, annesi Emine Erdoğan'ın arabasıyla, ki bu arada Emine Erdoğan'ın araba kullandığı beni şaşırttı. Sevim Tanürek, sanatçı Sevim Tanürek'i yeşil ışıkta karşıdan karşıya geçerken çarparak öldürmüştü. Ne oldu sonra? Yeşil ışıkta karşıdan karşıya yaya geçidinden geçen Sevim Tanürek 8'de 8 suçlu bulundu. Diyeceksiniz ki bu normal mi? Evet, Türkiye'de normal. Türkiye'de o dönem 98 sanıyorum. Evet, 98. Işıklara falan daha yeni alışıyor. Halkın öyle bir alışkanlığı yok. O yüzden yeşil ışıkta geçmek risk taşıyor. Kanunen risk mi taşıyor? Hayır, kanunen hakkı. Ama şoför, hele 18-19 yaşındaki şoför onlara alışmamışsa risk taşıyor. Riskliyken bayağı beklemeden, sağına soluna bir serseri, bir deli bozuk var mı diye bakmadan karşıya geçtiğin zaman 8'de 8 suçlusun. Öldükten sonra da zaten çok bir önemi yok bunlar için. Sanatçı olmuşun olmamışın ne yapıyor Erdoğan? Bir kere bu arada Burak Erdoğan kaza yerinde durmuyor. Vın gidiyor. Plakayı bulduklarından Burak Erdoğan olduğu ortaya çıkıyor. Erdoğan o zaman belediye başkanı arazözleri gönderip fren izlerini şey yapıyor. Çünkü şehir içinde bir insana çarpıyorsanız ve o insan havalanıyorsa ve düşüp kafasını betona çarpıyorsa, kaldırma ya da asfalta, normal bir süratle gitmiyorsunuz demektir. Artık kafanız iyi demek. Yani kafanız iyi olmasa o süratte, hadi gençlik deliliği diyelim, gene bir insanı havalandıracak kadar gidemezsiniz. Yani böyle bir olay kolay kolay yaşanmaz şehir içinde. Şehir içi kazasında bir araba, bırakın insanı, bir arabaya çarptığında mesela arabalar takla atmaz. Hasar olur, eyvallah, ama eğer araba pert olmuşsa mesela, insanın ölmesi gibi, orada çarpanın ciddi bir sürati vardır demektir. Sadece orada bitiyor mu? Hayır, orada bitmiyor. Sadece belediye arazözleri gelip de fren izlerini silmiyorlar. Adli Tıp Kurumu'nun o dönemdeki İhtisas Dairesi Başkanı Eyüp Çakmak, 8'de 8 suçlu olarak Sevim Tanürek'in işte bir belgesini imzalıyor. Onun üzerine mahkemeden vazgeçiyor Sevim Tanürek'in oğluyla eşi. Zaten bir mezar yerini de Erdoğan buluyor. Hatta cenaze hastane masraflarını Alman hastanesine kaldırılıyor o dönemde. Hastane masraflarını da Erdoğan ödüyor. Tabii babalık böyle bir şey. Babalık katil oğlunu savunmaktır. Onun ceza çekmesini şey yapma. Kendimi anımsadım, babamı anımsadım. Ben Royus'u cenazesine katıldığımdan dolayı hapse girdiğimde, o sırada babamlar aydınlar dilekçesi için benim büromda buluşuyorlardı. Çok büyük bir bürom vardı o zaman. Demirtaş Çevik'in babama söylüyor. Aziz abi, Ahmet'i hapse aldılar, birinci şubeye götürdüler diye. O da diyor ki ne yapmış diyor. Yani uyuşturucu, kaçakçılık, serserilik, cinayet bir şey mi var? Yok, Ruhis'in cenazesine ne oluyorsa olacak. Hiçbir yere ne telefon ederim ne bir şey yaparım diyor. İyi ki de yapmamış. Yapsaydı ben de utanırdım yani.
Babamın böyle bir şeyi yapmayacağını bilirim ama babalık bazen insanlara değişik kararlar aldırtabiliyor. Ama demiş ki yani ne yaptı? Katil mi, kaçakçı mı, uyuşturucu mu bir şey mi? Yatsın demiş. Bu Eyüp Çakmak sonradan tabii buradan 8'de 8 Sevim Tanürek raporu verince terfi alıyor. Türkiye Deniz İşletmeleri AŞ Genel Müdür Yardımcısı oluyor. Orası Türkiye Deniz İşletmeleri dediğiniz zaman zaten akla Erdoğan'la Binali Yıldırım'ın çocuklarını aldığı gimicikler akla geliyor. O yüzden Deniz İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığına atanmak da öyle kolay bir şey değil. Tabii bu vefa öyle bir kere de bitmiyor. 2014'te Burhan Külünk'ün yerine genel müdür olarak atanıyor. Şimdi Burhan Külünk kim dediğinizde, evet Metin Külünk'ün kuzeni. Burhan Külünk de atamadan dolayı hiç kırgın olmadığını, devlet görevi olduğunu, devlet görevlerinden ayrılmanın küs olmadığını açıklıyor. Peki yıllar sonra Metin Külünk'ün adı nerede geçiyor? Sedat Peker'in açıklamalarında 10 bin dolar verirdim açıklamalarında geçiyor. Zinciri görüyor musunuz? Şimdi biz ne konuşuyoruz? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu bir motosikletliye çarptı. İki polis gitti evine, sevgili eşine, eşiniz intihar etti dediler. O yalanı söyleme nedenini, çünkü biz 1998'de ileride Cumhurbaşkanımız olacak Erdoğan'ın oğlu için ve Erdoğan için ve Emin Erdoğan için buna benzer bir şeyi yapmışız zaten. Bu kadar laubalilik olmaz ama. Yani bırak program bitsin kulağını öyle kaşı. Hiç tınmadı bile. Kafa biraz baktı, kafayı devirdi, yattı tekrar. Evet, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın oğlu. Pakistan mı söylemiş de bize 5 yıllığına verin Erdoğan'ı dünya ülkeleri sırasına girelim, birinci olalım, beşinci olalım, üçüncü olalım. Ben verdim. Ben kesin böyle bunun bir referandumunu yapsak çok iyi olur. Erdoğan'ı başka ülkelere kiralayalım mı? Satmak olmaz çünkü 5 yıl başka bir ülke bizim gibi dayanır mı Erdoğan'a onu bilemiyorum. Evet. Durum böyle. Biz kendi pisliğimizde öyle bir boğulmuşuz ki onları artık böyle doğal şeyler gibi karşılıyoruz ve çok fazla konuşmuyoruz. Ben Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun işlediği cinayet kadar Ahmet Burak Erdoğan'ın konuşulup konuşulmadığını tam anımsamıyorum. Bu kadar konuşulmadı galiba. Ki Erdoğan basını o zaman bu kadar hakim değildi. Erdoğan iktidar değildi, sadece belediye başkanıydı. Belediye başkanı iken bunu yapabildi Erdoğan. Neden yapabildi? Devlet neden buna izin verdi? Çünkü bu Erdoğan'ın gücü değil, onu söyleyeyim size. Yani Burak Erdoğan'ın o dönemde beraat etmesi, suçsuz sayılması. Bir de 3 ay hapis alıyor. Madem 8'de 8 Sevim Tanürek kusurlu niye 3 ay ceza alıyor onu da çözebilmiş değil mi? Hukuki bir mesele. Kaçtığı için olabilir. Ama kaçtığı için bir insan 3 ay mı ceza alır onu da bilmiyorum. Ama devlet o dönemde Erdoğan'ı, o tepedeki devlet dediğim kurucu devlet, Erdoğan'ı nereye getireceğini biliyordu o yüzden. Burak Erdoğan'ın bir ceza alması işlerine gelmezdi. Beraat ettirilmesi gerekiyordu. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Damlalı programın. Bir dahaki programda görüşmek üzere.